çapamenu raya geçtira. De sala sür şaşaminda salvagara konkuja Halepçe nalatu şarmazar dikin. Hamu varatiyen mekko de jüya konkuja Halepçe de jüyana khaci destayı emberyezdari birtinin Halepçe birina gelemeye. Eme ve suçe mürovahiye tucaran nedinci bir kere. Basına ve kamuoyuna. 36 yıl önce Irak'ta insanlık tarihine kara bir leke daha düştü. Bir insanlık suçu işlendi. 16 Mart 1988'de Irak'ta Bas diktatörler ve Saddam Hüseyin kimyasal ve biyolojik silahlar kullanarak kadın, çocuk, yaşlı, genç, 5000'i aşkın Halepçeli Kürt'ü katletti. Bütün dünya Halepçe katliamına lanet etti. Irak'ta Kürt halkının eşitlik, kendini yönetme hakkı ve özgürlük mücadelesini defalarca devlet terörüyle, baskı ve şiddetle bastırmaya deneyen Bas yönetimi bu katliam ve halkın taleplerini geriletemedi. Bugünkü Irak Kürdistan Federal Yönetimi'nin topraklarında yapılan bu katliam sonrasında Kürt halkının mücadelesi yeni kazanımlar geliştirdi. Aradan yıllar geçti ve bugün Suriye Kürdistan'ında Rojava'da oluşan yönetimler bir halkın adalet ve eşitlik taleplerinin yok sayılmayacağının en önemli göstergelerinden birisi oldu. Arap, Kürt, Türkmen, Ezidi, Sünni ve Süryanisi ile Rojava halkları baskılara, yok sayma çabalarına ve eşit çetelerinin barbarlıklarına da aşarak demokratik Suriye mücadelesinin yeni bir aşamaya ulaştırdı. Farklı kültürlere, inançlara ve kimliklere ve ana dillere sahip olan halkların eşit demokratik bir ortamda birlikte yaşayabilecekleri bir modeli yarattı. Orta Doğu'ya örnek oluşturdu. Tarih bir kez daha gösterdi ki baskı ve şiddet yöntemleriyle demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadeleleri bir süre bastırılabilir. Belki geriletebilir. Ancak engellenemez. Kimyasal, biyolojik ve konvansiyonel hangi silahlar ve yöntemler kullanılırsa kullanılsın, katliam ve şiddetle demokrasi ve adalet mücadelesi durdurulamaz. AKP, Erdoğan iktidarının yakın coğrafya ve tarihten alması gereken en önemli ders budur. Özel savaş konsepti ve uygulamaları tarihsel gelişmeleri yavaşlatabilir ama geri döndüremez. Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları, avlukalar, operasyonlar, baskılar, göç ettirme politikaları, demokratik siyaseti tasfiye etme çabaları, seçilmiş belediyelere kayyum devretme uygulamaları ancak bir ayıbı ve adaletsizliği bitiyor. Demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesini engelleyemez. Yapılanlar da asla gizli kalamaz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin raporlarında da görüldüğü gibi her şey bütün dünya tarafından bilinir hale gelir. Hukuk alanında ve elbette halkların vicdanlarında bu yapılanlar yargılanır, mahkum edilir ve tarihteki kara lekeler arasında yerini alır. Yıl döneminde insanlık düşmanı Halepçe katliamının yapılanları bir kez daha lanetliyoruz. Unutmuyoruz. Ama daha önemlisi unutmuyoruz ki bugün baskı ve şiddet politikalarıyla halkın mücadelesini gerileteceğini sananlar tarihten ders alsınlar. Katliamları hatırlatıyoruz ki ders olsun. DEM Parti İl Örgütü.